Ojikti dedin. Barlarda falan geçiyor ve tıpçılar birbirini çok güzel döküyor. Egemen zaten iyi kaynaşıyor insanlarla. Vallahi biz atalım. Evet, isteğiniz doğrultusunda bugün karşımızda kim var? Doktorumuz Egemen Arpas. Lise 5 özel doktor. Paramız bu kadar niyetli. Anca öğrenciyi alabilir. Şimdi bugün Egemen Arpas, sevgili doktorumuz, doktor adayımız daha doğrusu, sorularınızı yanıtlayacak. Önce Egemen kendini tanıtmakla başlasın. Nerede, ne yapıyor şu anda, hangi üniversitede, bölümü ne, sıralaması ne? Bunları aktarsın bize. Daha sonrasında sorularınızla devam edeceğiz. Merhaba, adım Rahmi Egemen Arpas. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2. sınıfı bu sene bitirdim. 3. sınıfa geçiş yapacağım. 2019 girişliyim. Bugün sorularınızı yanıtlamak için arkadaşlarıma ben yardımcı olacağım. Kanka, adım Mehmet, soyadım Melli. Antalyalıyım. Düzce Tıp Fakültesi'nde okuyorum. Yani istediğim bölüm plastik cerrahisi. Ama tabii kazanması zor. Yani bu kadar. Buyum. Evet, ilk sorumuz, o zaman başlayalım. Tıp okumaya ilk ne zaman karar verdin? Tıp okumaya aslında çok önceden karar verdim. Yani ailemde bir doktor vardı. Dayım doktordu. Dayım doktor olduğu için küçüklükten beri hayalim, yani bir yönden de idolüm olmuştu. O yüzden küçüklükten beri tıp düşündüm, yani başka hiçbir alan düşünmedim. Lisede, üniversite sınavına çalışırken de, fen lisesi kazandığım zaman da. O yüzden benim için tıp bir tercih değildi, her zaman tıp vardı benim hayalimde. Tamamdır, şimdi herkesin çok merak ettiği bir soruyla karşındayım. Bu doktorlar ne kadar kazanıyor? Yani tabii bu olay hani bölümüne göre değişiyor. Hani mesela plastik cerrahi, mesela hani kendi kliniğini açarsan çok iyi kazanıyor. Gözde falan da öyle mesela. Zaten kendi kliniğini açtığın zaman hani açılan bölümler mesela çok iyi kazanıyor zaten. Hani aylık 50 bin 60 bin kazandığını hani bildiğim doktorlar var benim işte Antalya'da. Devlette de döner sermayeyle güzel kazanıyorlar. Hani en azından döner sermayeyle beraber hani güzel bir uzmanlıktaki birisi hani 10 milyarı net geçiyordur. Hani güzel de bir para. Güzel de harcanır yani, vakit bulurlarsa. Sence tıpta üniversite fark eder mi? Ya tabii şimdi ben Düzce'de okuduğum için yani ne İstanbul, Ankara ya da işte diğer pilot illere göre daha az etkin, daha az gelişmiş bir şehir. O yüzden hani Anadolu'da okumak isteyen ya da hani sıralaması bu derecede gelen insanlar için daha doğru konuşabileceğimi düşünüyorum. Daha iyi direktif verebileceğimi düşünüyorum. Herhangi bir tıp öğrencisi yani zaten dönem içinde ders çalıştığı için çok da fazla hani sosyal aktivite tabii ki de oluyor. Hani diğer bölümlere kıyasla biraz daha az oluyor. Ama sosyal aktivitesi oluyor. Sosyal aktivitelerde arkadaşlarına buluşmak ve benzeri olaylar olduğu için hani eğlenme biraz daha sosyal ortama baktığı için çok bir farklılık oluşturduğunu düşünmüyorum. Ama tabii ki çok büyük hayaller kurarak Anadolu'da bir yere seçmeniz ya da büyük beklentiler içine girmeniz, işte üniversite hayatım şöyle olacak böyle olacak, büyük beklentiye girmeniz sizi üzebilir ama küçük bir beklentiyle gelirseniz de sizi çok mutlu edebilir. Yani bu konuda biraz beklentiniz önemli. Eğitim olarak söylersem şimdi adı duyulan üniversitelerimiz var. Bunu TUS konusunda eğitim olarak hocalardan alacağınız verimi, üniversitenin olanaklarını inceleyip giderseniz bu konuda size daha çok yardımcı olur. İşte ya bizim laboratuvarlarda kullandığımız maket sayıları olsun, kadavra sayıları olsun, bunlar önemli şeyler oluyor. İşte bir laboratuvara kaç kişi giriyor, gruplar nasıl, yani bir grubun kaç kişiden oluştuğunu falan. Bunları öğrenmek önemli. Eğer bunları seçerseniz ben çok bir farklılık olacağını düşünmüyorum. Ama tabii ki de büyük illerdeki üniversitelerle bazılarıyla kıyaslanamayacak farklar olur tabii. Ama bu çok büyük bir etmen mi? Benim için şahsen değil ama yurt dışına çıkma hayalleriniz varsa diğer üniversiteler ise bir tık daha yardımcı olabilir hani Anadolu'daki üniversitelere göre. Ama onun dışında tıp eğitiminizde, doktorlukta bunun bir eksisini göreceğinizi düşünmüyorum. Sıradaki sorumuz, tıpta bu kadar ezber varken bununla nasıl başa çıkıyorsunuz? Ya kanka, gerçekten çok fazla ezber var ama genelde vaktimiz de oluyor çalışmak için. Hani tüm her şey bize hani ayrı ayrı gelmiyor. Hani o komite sisteminden dolayı işte önümüze belirli konular geliyor ya. Bu komitede bu dersler ve bu konular var oluyor ve işte bize bir süre veriyorlar. Ondan sonra biz sadece işte o konuya çalışıyoruz o süreçte. Zaten senenin sonuna doğru çoğunu unutuyoruz hani çalıştığımız şeylerin. O çalışıp oturup ezberlemek de kanka şey oluyor, hani biraz yorucu olabiliyor bazen, çünkü hani kütüphane falan gidiyoruz arkadaşlarla. Akşamdan oturuyoruz mesela, sabaha kadar çalışıyoruz. Bazen bir slide'ın ezberi o kadar çok zor oluyor ki hani sadece hani bir sabahlamada bir slide bitirmiştim bile oldu. Hani sadece bir slide bitirebildim. Ama bir şekilde hallediyoruz. Kanka zaten hani her ayrıntısını ezberleyemiyoruz. Çünkü zaten ezberleyebilirsek sınavı fullerdik. İşte ezberlediğimiz şeyler şansımız hani sınavda çıkarsa hani ezberleyebildiklerimizi yapabiliyoruz. İşte TUS kısmında hani çok fazla hani her şeyi ezberlemek gerekiyor, öğrenmek gerekiyor artık. Onun artık daha vaktimiz var. Hani 5. sınıfta falan çalışmaya başlayacağız. O yüzden çok da düşündüğüm bir şey değil. Şu anlık boş geçiyor. İyi yani. Tamam, şimdi tıpta üniversite farkını konuştuk. Peki özelle devlet arasında nasıl bir fark var? Sorumuz gelsin. Özelle devlet üniversiteler arasında avantaj, dezavantaj farkı nasıl oluyor? Özel okulla devlet okulu arasındaki fark, yani ben gelirken, yani sizin gibi aynı üniversitemde belli bir sonuç geldikten sonra araştırma yaparken bu konu hakkında sormuştum çevremdekilere ya da işte tanıdığım doktor olan ya da işte hali hazırda özelde veya devlette tıp okuyanlara sormuştum. Ya o zaman söylenen şeyler şunlardı, yani ben bana söylenen şeylere söyleyeyim. İmkanlar, evet, bazen özel okullarda çoğu
ya da bazı devlet okullarına göre daha iyi imkanlar bulabiliyorsunuz ama işte üniversite bittikten sonra, mesleğe atılmaya başladıktan sonra hasta görme imkanlarınızın durumu çok önemli. Devlet hastanesinde her türlü hastayla, her türlü zor koşulda karşılaşabiliyorken özel okulda bu olanaklar çok fazla olmuyor. Bu olanakların olmaması da gelecekteki meslek hayatınızda sizi kötü veya farklı etkileyebilir. O yüzden devlet okulunu tercih etmiştim. Sence tıp öğrencileri yeterince sosyalleşebiliyorlar mı? Kan genelde işte tıpta şöyle bir olay var. Tıp öğrencileri işte hani ders çalışmaktan kafasını kaldıramıyor, eğlenemiyor, gezemiyor tarzı bir algı var. Ama aslında bu kesinlikle yanlış. Evet, 4. sınıfta stajlarımız başlıyor hastanede. Ondan sonra evet vaktimiz olmayacak. Hani kafamızı kaldırmayız ama 4. sınıfa kadar, 3. sınıfta da çok fazla bir şey yapamayacağız. 3. sınıfta genelde ağır oluyor konular gereği. Mesela ilk 2 sene gayet güzel hani vakit bulup eğlenebiliyoruz ki zaten EMSA işte veya adını unuttum. TÖP. Kanka işte mesela EMSA, TÖP gibi falan gruplar var. Bunları mesela hani bu korona zamanında evet olmadı, yapılmadı, yasaktı. Düzenli kongreleri oluyor. Ve bu kongrelerin hani insanların gitme sebebi de bu kongrelerde işte son gün veya işte sondan bir önceki gün falan akşam bir işte sosyal etkinliği oluyor ve bu sosyal etkinlikte genelde işte barlarda falan geçiyor ve gerçekten de tıpçılar birbirini çok güzel dövüyor. Birbiriyle kaynaşan insanlar çok fazla oluyor. Egemen zaten iyi kaynaşıyor insanlarla. Tıp okuduktan sonra yurt dışına nasıl gidilir? Orada nasıl bir hayat kurulabilir? Ya şimdi yurt dışı şu anki ülkemiz konjonktüründe en azından çok düşünülen bir şey. O yüzden tabii ben de araştırdım. Bunun için belli başlı kulüpler oluyor. Kulüplerle sosyal faaliyetlerle. Bir şey yapmıyorum ya. Tamam devam et kanka. Konjüktü dedin. Tabii ki gençlerimiz Türkiye konjüktüründe en azından yurt dışına çıkmayı çok fazla hedefliyor, hayal ediyor. Bu konuda tabii bizim de araştırmamız oluyor, arkadaşlarımız da araştırmalar oluyor. Bunun için kulüpler yardımcı olabiliyor. Kulüpler sayesinde işte birkaç kulüp var. Mesela EMSA ya da işte yurt dışına bağlantılı kulüpler olarak dışarı yönelik hareketler yapabiliyorsunuz. Avrupa ile temas halinde bulunabiliyorsunuz. Böylece Avrupa'ya çıkışınız en azından daha kolay oluyor sizin için. Referans alınmıyor durumunda tabii ki de. Ya da Almanya gibi, yani en azından çevremizde duyulan, yani benim de bildiğim düzeyde Almanya'nın belli bir dil yeterlilik düzeyine geldikten sonra B2 veya C1 düzeyinde diyorlar. Dil yeterliliğini sağladığın zaman Türk hekimlerini aldıkları söyleniyor ve geçenler de var. Benim yaşça büyüklerim konuştuklarımdan. Diğer ülkelerde de oluyor işte. Yani İskandinav taraflarında herhalde çok alım olmuyor ama Amerika'daki USMLE sınavları gibi olabilir. Ya da işte başka ülkelerde geçiş olabiliyor tabii ki de. Yurt dışında çalışabileceğimiz alan da fazla. Tabii dili yaptıktan sonra, yani sonuçta Türkiye'de bir hasta gelip size kulağım şallıyor dediği zaman bunu anlamanız lazım. Yani bu da dili aslında ne derece bilmeniz gerektiğini gösteriyor. Yani yurt dışında da keza böyle olabilir yani. Ama genetik ya da ne bileyim bir laboratuvarda çalışmak istiyorsanız bu durum farklılaşabilir. Yani dil yeterliliği belli bir düzeyde kalıp daha fazla akademik bilgiyle devam edebilirsiniz. Bunun için de gene kendi çalışmanıza bakıyor her durumda olduğu gibi yani. Ama genel olarak eğer tıp isteyen bir öğrencisiniz, çalışmak sizin için zaten çok normal bir şey olmalı. En azından ben böyle düşünüyorum. Evet, bu sorumuz da tabii tahmin ettiğimiz bir soru. 9-10-11'de iyi olmayan, yani o seneleri iyi geçirmeyen bir arkadaşımız 12'de çalışarak tıp kazanabilir mi? Yani bence yapabilirler. Mesela ben de 9-10'da hiç ders çalışmamıştım açıkçası. Hani sadece matematik olimpiyatı tecrübem vardı. Hani 9-10'da sadece matematik çalışmıştım. 11. sınıfta başka bir liseye geçmiştim. Ve o lisede de artık çok fazla çalışasım yoktu. Hani salmıştım. 12. sınıfta sonra adam gibi çalışmaya başladım. Ya tabii bir avantajım vardı hani benim bu kadar rahat olması benim. Çünkü benim matematik bitmişti 9-10'da lise müfredatı. Hani sadece fen bakmıştım falan ve sonra 25 bin gibi sıralama yapmıştım. Hani o da TYT'den dolayıydı mesela, çünkü TYT'ye hiç önem vermemiştim. Sonra bir senede mezuna bıraktım. Sonra işte mezuna kaldığım senede işte gayet hani eğlenceliydi. 12'de 9-10-11'i 12'de çalışmama rağmen hani mezuna kaldığımda gerçekten çok donanılmış şekilde kaldım ve bu mezun senemde benim için çok rahat geçti. Hani kendimi çok fazla kasmadım. Hani gittim, eğlendim, arada ders çalıştım işte. Yine istediğim bölümü tıpı kazandım. Yani o yüzden bence olabilir. Hani 12'de ben hardcore bir ders çalıştım da diyemem. Ona rağmen güzel bir sıralama yaptım. 25.000'de mezuna kalmıştım. Hani o yüzden yine güzel bir şekilde, sistemli bir şekilde çalışan birisi olursa o 3 senenin eksini çok rahat kapatır. Şimdi benim de çok merak ettiğim, aslında her tıp okuyan arkadaşımdan duyduğum bir olay var abi. Bu komite denen bir nane var. Nedir bu komite? Yani nasıl işliyor bu olay? Hiç bilmiyorum. Muhtemelen merak eden çok insan vardır. Bu olay nasıl işliyor? Bundan bahsedersen biz de bilgilenmiş olalım. Ya kanka şimdi bu komite sistemi hani şu an anlatacağım, yani bizim üniversitede olan sistem. Hani Türkiye'deki üniversitelerin, tıp fakültelerinin %80'inde geçerli. Hani bazıları PDÖ diye bir sistemi kullanıyor ve çok hani bilmediğim için onu anlatmayacağım şu anda. Bu komite sistemi de şöyle oluyor. Mesela hani önümüze işte belirli dersler koyuluyor.
Bu derslerin konuları belli oluyor. Belirli süre, mesela atıyorum 1,5 aylık bir komite diye en baştan veriyorlar bizi. 1,5 ay boyunca bunlar bize anlatılıyor, biz de çalışıyoruz ve 1,5 ay sonra sınava giriyoruz. Ondan sonra bu sınava girdikten sonra hani genellikle aynı dersler oluyor. Ama farklı konuları ikinci komite konusu olarak veriyorlar mesela. Bu şekilde komitelere giriyoruz. Tüm konuları bitirdiğimizde, tabii bazı okullarda yine yok finalsiz geçme olayı ama çoğu okulda var. Mesela bizim okulda finalsiz geçme olayı, tüm girdiğini mesela atıyorum biz bu sene 5 komiteye girmiştik. Mesela 5 komitenin ortalaması 80 üstüyse ve hiçbir komiten 60'ın altında değilse finalsiz geçiyorsun, finale girmiyorsun. Final dediğimiz olay da bizde şöyle oluyor. O sene gördüğümüz tüm konular, yani tüm komitedeki konular. O da işte 80'in altındaysa 5 komitenin ortalaması veya 80 üstü veya 60 altında bir komiten var. Finale giriyoruz. Finalde de işte yaptıktan sonra finalden aldığımız notun %40'ı komitelerin ortalamasının %60'ı alınıyor. Ondan sonra da işte topladığında eğer 60'ı geçiyorsa sınıfı geçiyorsun. Böyle bir sistem. Evet, kapanışta güzel samimi bir ortam oldu. Arkadaşlarımız da teşekkür ediyoruz. Geldikleri için bizi kırmadılar. Size. Bir insan bir rica ederim. Tut. Etçiz oğlum. Kanka rica ederiz. Yani önemli rica değil. Ederiz. Önemli değil. Bu budur. Bu arada kanka bak dedim size biraz önce Egemen kaynaşmayı severdi. Fark ediliyordur zaten şu anda. Vallahi biz çok eğlendik. Bizim için yani çok eğlenceli oldu. Çok biz teşekkür ederiz asıl yani videoyu çektiğiniz için. Bu kadar kanka, teşekkürler. Görüşürüz. Yani.